Merhaba arkadaşlar, ben Dilek. Kanalıma hoş geldiniz. Size Instagram hesabımdan ve Facebook grubumdan bir soru yönelttim. Bana sorularınız varsa buraya sorabilir misiniz dedim. Ve sizden gelen sorulara şu anda bir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Aslında böylesi hem benim için kolay hem izleyen insanlar için. Bir kişinin aklında eminim ki sadece tek bir soru işareti yoktur. Bir sürü soru vardır ve hepsine işte bir kere de sorma fırsatı bulamıyor olabilirsiniz. Kendimce sizden gelen sorulara şimdi cevap vereceğim. Bakalım neler gelmiş. Birisi yazmış ki, Almancadan dolayı keşke gelmeseydim dediğin oldu mu Almanya'ya? Almancadan dolayı hiç olmadı. Şöyle, zaten dil öğrenmeyi seviyorum ve her zaman kendime şunu telkin etmiştim. İşte hani Almanya'ya gidiyoruz ve aslında burası bizim için çok büyük bir maceraydı. Eğer yapamazsak da geri döneriz diye kafamızdaki fikir bu şekildeydi. Ama geri dönsek bile en azından işte heybemizde bir dil ile geri dönmüş olacağız ve bu benim branşım için özellikle çok büyük bir avantaj olacak. O yüzden bu benim için hiç dert olmadı. Ama buraya geldikten sonra beni en çok üzen şeylerden birisi hemen hayata karışamamak ve hemen mesleğe başlayamamak. Şimdi gelen hatta sorulardan birisi de meslekle alakalıydı. Bakalım onu bulabilirsem direkt. Evet, gelen soruyu okuyorum. Almanca dışında kişisel bir soru ama orada makine mühendisi olarak mı çalışıyorsunuz? Böyle bir soru yöneltilmiş. Buna cevap vereyim. Şu an hayır çalışmıyorum. Yani hiçbir şekilde çalışmıyorum. Sadece mühendis olarak değil. Aslında buraya gelmeyi hedefleyen insanlar şunu bir kere kafalarının bir kenarında tutmak zorundalar. Mesela sizin mesleğiniz ne kadar iyi olursa olsun, siz Türkiye'de Türkçe bilmeden neler yapabilirsiniz? Bunu bir kendinize sorun. Bu ülke değiştirdiğinizde nereye gittiğiniz fark etmez. Her yerde geçerli. Yani Almanya'da da Almanca bilmeden ne yapabilirsiniz? Gerçekten bazen hani mesleki anlamda isterseniz dört dörtlük olun. Diliniz eğer yaşadığınız yerin diliyle aynı değilse, yani böyle bir hiçmiş gibi kalıyorsunuz dürüst olmak gerekirse. Şu an ne yapıyorum? Kendi mesleğimi yapabilmek için dil öğreniyorum. Dil öğrenirken de vaktimi en iyi şekilde değerlendirmek için işte bu videoları çekiyorum. Belki ilerisi için başka insanlara da bana da faydalı olur diye umut ediyorum. O şekilde bu sorumu cevaplamış sayılırım galiba. Evet, makine mühendisiyim ama şu an mühendis olarak çalışmıyorum. Denkliğimi aldım ve dilimin en iyi seviyeye gelmesini bekliyorum. Aslında bu da hemen mümkün değil. Şu an çünkü Almanya'da lockdown devam ediyor ve Şubat'ta da devam edeceği, hatta Nisan'a kadar devam edebilir diye bir söylenti var. Tabii şu an kesin bir haber yok ama öyle bir şey olursa benim için gerçekten bir felaket olur. Onun dışında şimdi gelen diğer bir soruyu okuyorum. Ben çalıştıklarımı hemen unutuyorum. Ne yapsam daha yararlı olur demiş birisi. Tekrar yapmaktan başka çareniz yok. Onun için de işte kendi kendinize dediğim gibi hep cümle yazmaya çalışın. Kendi kendinize soru sorun, cevap vermeye çalışın. Hatta ben bazen yattığımda mesela uyku tutmuyor. O zaman hani telefona falan baktığımda daha da uyku tutmuyor. O zaman şöyle bir çözüm buldum. Mesela kendime Almanca bir soru soruyorum. Kendimce cevap vermeye çalışıyorum. Hani zihin pratiği gibi bir şey yapıyorum. Bence bu bayağı bir faydalı oluyor. Biri yazmış ki, en baştan beri derdi das sıkıntısı yaşıyorum. Türkiye'de işte A1'i öğrenmiştim. Sonra burada kursa başladım. 8 aydır Almanya'dayım. 2 ay kursa gittim. Ve Şubat'ta açılır dediler. Ben nasıl Almanca öğrenebilirim diye soru yöneltmiş. Şu an Almanya'da birçok kurs kapalı, bazıları da online. Yani mesela benim kursum da online değil. Ama hatta bir kişi de şey yöneltmişti. En baştan Almanca'ya nasıl başlayabilirim, nereden başlayayım, nasıl öğreneyim diye. Bu ikisine aslında aynı anda bir cevap vermeye çalışayım. Bir şekilde online kurs satın alabilirsiniz. Ama bunun ben çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. YouTube'dan bir sürü ücretsiz dünyanın kursu var. Onlardan birinden yararlanabilirsiniz. Ben bir tane hocanın kurslarını izlemiştim. Belgin Şahin diye. Bence A1'den en baştan başlayacak bir insan temelini, yani gramer temelinden bahsediyorum, konuşma değil, temelini o hocanın videolarıyla atabilir diye düşünüyorum. Kadının videolarının altına çok acımasız yorumlar gelmiş. Geçen onları okudum. İşte telaffuzuyla alakalı. Yani insanların en iyi olmayan yönlerini eleştirmek yerine size kattığı şeylere adapte olursanız bence hayatta da daha mutlu olursunuz. Daha da verimli çalışırsınız. Ben şahsen o videolardan çok şey öğrendim gramer adına. O yüzden onları tavsiye edebilirim. Onun dışında zaten eğer sosyal medya kullanıyorsanız ayırt etmeyin. Bütün Almanca hesapları takip edin.
Ve bu hesapları takip ederken de işte karşınıza ne çıksa okuyun. Tekrar etmeye çalışın sesli olarak. Yanınızda kimse yoksa. Yani biri varsa da yapabilirsiniz. Neyse. Onun dışında eğer belli bir seviyeye kadar öğrendiyseniz, en azından A2'yi geçtiyseniz bence Almanca kanallar takip edin. Hatta öğrenirken, mesela ben artık bir konuyu çalışırken Türk anlatan birinden dinlemiyorum. Almancayı Almanca anlatan birisinden dinliyorum. Yani kurs da bizim kursun ilerleme süreci de zaten hep böyle. Bence bu da çok çok faydalı bir şey. Yani A2'ye geçtiyseniz artık iyi kötü anlayabiliyorsunuz demektir ve Almancayı öğrenebilirsiniz bence. Tabii size kalmış bir şey. Şimdi bakıyorum atlamadan. Biri yazmış, hocam merhaba. Bu arada hoca değilim, o yüzden bu şekilde hitap etmezseniz aslında mutlu olurum. Çünkü bu tarz şeyler beni birazcık mahcup ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ben A2 kursunu bitirdim. B1'e başladım. 3 ay oldu kursun başlayalı ve ben halen konuşamıyorum ve mektup yazamıyorum. Nasıl yapabilirim? Ne önerirsiniz? Bilgi verirseniz çok sevinirim. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz diye bir şey gelmiş. Şimdi çok güzel uygulamalar var aslında. Bunlardan bir tanesi Tandem. Bence Tandem'i yükleyerek kendinize bir tane partner bulabilirsiniz. Yani konuşma partneri ya da yazışma partneri. Bu size iyi gelecek diye düşünüyorum. Onun dışında kendi kendinize yazmaya çalışın. İşte kafanızda hayal edin. Ya da atıyorum bunu yazan kişi aslında iyi kötü biliyorum. Beni çok iyi takip eden birisi. Mektuplarımın da hepsini izlediğini düşünüyorum bu kişinin. Mesela izlediğiniz bir mektubu kendi kendinize yazmaya çalışın videoyu kapatıp. Hani ne kadarını yazabildiniz, ne kadarına neden yazamadınız. Sonra tekrar izleyin, tekrar yazmaya çalışın. Bence bunun iyi kötü faydası olur diye tahmin ediyorum size. Birisi yazmış ki pasif konusunda büyük sıkıntı yaşıyorum. Birkaç kişi de direkt konuyu yazmış bana. Hani Almanca konuyu. Tabii şu an bu videonun içinde bir konu anlatmam mümkün değil. Ama pasif de her zaman işte ne olduğundan, daha doğrusu kimin yaptığından ziyade ne olduğu önemli. Yani bir şey ben yapmışım, Ali yapmış, Veli yapmış önemli değil. Her zaman aklınızda bu olsun. Bir iş yapıldı. Kim yaptı hiç fark etmez. Öyle durumlarda. Atıyorum duvar boyandı. Kim boyadı? Ben boyadım, sen boyadın. O işte çok da duvarın umrunda değil. Hani konu da değil. Duvar boyandı, bitti. Onun dışında başka birisi şöyle yazmış. Artikelle ay söyleyemiyorum. Bugün konuşamadım. Artikellerle ilgili genel pratik bilgiler. Akuzatif ya da datif konuları. Tabii dediğim gibi bu videonun içinde konu anlatmam mümkün değil. Artikellerle ilgili de bir sürü aslında tüyo var. Ama bana göre işte o tüyo şeklinde artikel ezberlemek çok mümkün değil. Hatta verimli de değil. Artikelleri cümle içinde kullanmak. Ve cümle içinde kullanırken de işte akuzatif, datif durumuna göre nasıl değiştiğini sorgulamak. Bence kafanızda bir cümle seçin. Atıyorum her gün bir cümle seçin ve o cümlenin çevirisini yazmaya çalışın. İşte ilk başlar yanlış yazabilirsiniz. Cümle sıralaması yanlış olabilir ama ilerledikçe biraz daha bence iş yoluna girer diye düşünüyorum. Bugün hatta bir kişi daha yazmış. İşte nasıl kelime öğreniyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye. Kelime öğrenirken en etkili yöntem bence tabii ki de yazmak ama kelime anlamı 10 kere yaz. Okey, bu da bir yere kadar etkili ama kelimeyi cümle içinde yazmak bence en etkili yöntem bana göre. O yüzden kendi cümlelerinizi kendiniz yazmaya çalışın. Birisi de yazmış ki yaklaşık ne kadar kelime biliyorsun, nasıl öğreniyorsun? Kelime kartları yapıyorum kendime. Abartmıyorum, binlerce kelime kartı yapmışımdır. Bunları da belli bir süreçte Instagram hesabımda paylaşmayı düşünüyorum. Ama bu yaptığım binlerce kelime kartlarından şu an ben B1'i bitirdim ama kelime kartlarımı B2'den yapıyorum. Şöyle düşünüyorum. B2 kursu başladığında kelime olarak işte hazır olayım diye. Ama hazırladım. Kendim de aslında bunu test ettim. Sadece kelime kartı yaparak aklımda hiçbir şey kalmıyor. Çok kısa bir sürede gidiyor yani yazdıklarım. O yüzden mesela eğer bir cümle yazdıysam o hiç aklımdan gitmiyor. Çünkü yazarken mesela işte akuzatif ya da datif olma durumunu yanlış kullanıyorum. Pozisyonunu yanlış kullanıyorum. Sonra tekrar yazıyorum. Derken bu benim aklıma güzelce yerleşiyor ve hani o cümleyle ya da o kelimeyle alakalı bir cümle kurmam gerektiğinde reel hayatta hemen o yazdığım aklıma geliyor ve kurabiliyorum. O yüzden ben kesinlikle moda kelime ezberlemenizi tavsiye etmiyorum. Yani hani en azından bende bu İyi bir sonuç vermedi. Dediğim gibi bir sürü yazdım. Hatta onları işte gün gün Instagram hesabımdan paylaşmayı düşünüyorum. Bu arada Instagram hesabımda paylaştığım bir tarz var. İşte bir fiili paylaşıyorum. Sonra hangi edatla birlikte kullanıldığını paylaşıyorum. Daha sonra da işte datif mi, akuzatif mi, ismin hangi haliyle onu paylaşıyorum. Ve bunlarla ilgili sizden de örnek istiyorum.
İşte örneklerle beraber kendim de örnek yazıyorum ve bunlarla ilgili video çekiyorum. Tabii video çekmek için oturup ne yapmam gerekiyor? Örnek yazmam gerekiyor. Bundan önce çektiğim bütün videolarda hani özellikle konu anlatım videolarının %100 bana ait. Onun dışında kelime videolarında bazen bana dönüş olarak yazan işte abartmıyorum 3-4 tane ya da taş çatlasın 10 tanedir. Başkasından aldığım örnek izinli alıyorum onu da zaten. Hani insanlar teşvik olsun ve kendi yazdıkları da benim videomun içinde olsun diyor. Hatta yanlış böyle cümle yazanlar var. Onların da yanlışını düzeltip koyuyorum ki beni sıkı takip eden biri ise eğer baktığında işte kendi cümlesinde neden yanlışlık var, nerede var hem onu da aslında öğrenmiş oluyor. Onun dışında konu anlatımındaki bütün örnekleri kendim yazdım baştan sona. Yazarken de artık gramer o kadar iyi kafama işledi ki. Hani mesela izleyip bir videoyu ha tamam ben bunu anladım deyip koy cebe yapmayın. Çünkü cebinize koymuyorsunuz aslında çöpe atıyorsunuz. Bir süre sonra unutuluyor gidiyor. Bir de yazmış ne kadar kelime biliyorsun. Şu an emin değilim ama gerçekten çok kendi B1 seviyeme göre çok kelime bildiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi B1 olmama rağmen ben B2'nin kelimelerini ezberlemeye çalışıyorum şu an. Ve şöyle bir şey var. Aslında kelimede aktiflik diye bir şey var bence. Mesela bildiğim kelime ne kadar, aktif olarak kullandığım kelime ne kadar ve anladığım kelime ne kadar. Okuyunca anladığım ne kadar, duyunca anladığım ne kadar. Siz öğrendiğiniz kelimeleri bence ilk önce okuyunca ya da duyunca anlıyorsunuz. Daha en son hani kullanma, sözlü olarak kullanma aşamasına geçiyor. Yani aklımdaki kelimeleri ben kendimce öyle sınıflandırdım. Hani gördüğümde algılayabildiklerim, anlayabildiklerim bir de kendi kullanabildiklerim. Bunun çok farklı. Şu an hani anladığım, algıladığım, duyduğumda hemen aa evet dediğim çok fazla var ama kendim konuşmaya kalktığımda o kadar da hemen aklıma gelmeyen hala çok kelime var. Onun dışında işte konuşma partneri yapabileceğiniz en güzel şey tandem dediğim gibi. Aslında tandemin de çok güzel bir anlamı var. Şöyle hani ikili bisikletler oluyor ya biliyorsunuzdur çift olarak işte iki kişi aynı anda biniyor birlikte gidiyorlar. Aslında burada o tandem aynı zamanda da o bisiklet demek. Yani iki kişi pedal çevirerek birbirini ileriye götürüyor. Yani siz birine konuştuğunuzda ya da birine karşılıklı bir şey yaptığınızda hem o size hem siz onu ileriye götürmüş oluyorsunuz aynı anda. Bence çalışma arkadaşları da çok çok önemli. Mesela ben bu videoları çekerken insanlardan dönüş geldiğinde çok motive oluyorum. Çünkü birilerinin benimle çalıştığını biliyorum. Ya da hani buna niyetlendiğini biliyorum. O yüzden kendinize sizinle birlikte işte adapte olup çalışacak ve sizi motive edecek insanlar bulun. Ve olabildiğince negatif konuşan ve zihniyeti negatif olan insanları çevrenizden uzak tutun. Mesela ben sürekli bana Almanca çok zor, işte Almanya'da Almanca olmadan öyle böyle hani bu tarz beni aşağı çeken dil olarak insanlarla bu konuyu konuşmamayı tercih ediyorum ya da minimum konuşuyorum. Yani böyle ne yapalım? Hani ne yapalım yani? Baştan değiştirebilir miyiz? Değiştiremeyiz. Bazı şeyleri kabullenip ve ona göre yaşamak lazım. Ve ben kendime her zaman şunu söylüyorum. Ben şu an Almanya'dayım ve Almancayı kabullenip düzgün bir şekilde konuşup kendimi ileri taşımak zorundayım. Yani siz de kendinizi bu şekilde her zaman motive edin. Öyle yaşamaya devam edin. Şimdilik bu posta olarak cevaplayacağım sorular bu kadar. Yine yöneltmeye devam ederseniz sorularınızı ilerisi olarak bu videoların devamını çekeriz. Çok uzun tutmayı da sevmiyorum videolarımı. Çünkü ben bir şey izlerken sıkılıyorum. Ders videoları için de aynı şey geçerli. Bu arada az önce tavsiye ettiğim hocanın videoları genel olarak uzun. Ama başlangıç için ona sabır gösterip bence izleyin. Ama onun dışında ben mesela şeyi sevmiyorum. Bir şeye bakacağım. Hani anlat ya bana söyle işin özünü söyle ya. 3 cümlede 5 cümlede söyle. Tam konu bitsin. Örnek yazacaksam ben yazayım ya da yapacaksam yazayım. Hani bazen mesela çok fazla biraz da o yüzden Türk izlemiyorum. Bu bahsettiğim hocayı seviyorum. Çünkü hep farklı farklı örneklerden anlatıyorlar. Hani örnek veriyor devam ediyor aynı konu ama bir sürü örnek görüyorsunuz. Ama bazı insanlar tek örnekten bir saat aynı konuyu anlatıyor. Okudum örneği anladım işte ben neredeki niye akuzatif niye datif ya da hani mevzu ne çözdüm. Onun dışındaki 30 dakika böyle bakmak istemiyorum. Hani o yüzden de aslında kendi videolarıma başladım. Ben gibi böyle tez canlı insanlar varsa hemen işte tam ne demek istiyorsun ya can alıcı yerini söyle bitsin konu. Geri kalan zaten kelime yani bence Almanca'nın %90'ı kelime bilmek, ezberlemek. Grameri zaten öğreniyorsun. Bir şekilde yavaş 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 oturuyor ya da hani başkası sana grameri öğretebilir ama başka hiç kimse sana kelimeyi öğretemez. Bence insanlar da bu kelime öğrenme kısmında hani ayrılıyor. O şekilde. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.